Merhaba sevgili dostlarım. Öşün YouTube kanalına hoş geldiniz. Neyse artık seçimler geride kaldı. Siz bu satırları seyrederken mübarek Ramazan ayında bitirmiş olacağız. Bayram keyfi, 9 günlük tatil. Hak et, çok yorulduk, çok yorulduk. İnşallah bayramdan sonra da artık biraz sıkıntılarımız azalacak. Ekonomik istikrar programının devam edeceğini görüyoruz. Enflasyon öyle kolay düşmez. Ama ilk aşamada dövizle ilgili kaygılarımızın bittiğine eminim. İkinci aşamada yaz aylarından itibaren Mehmet Şimşek, Fatih Karahan ve ekibinin çabalarıyla enflasyonda da bir rahatlama hissedeceğiz. Bu vesileyle artık biraz değişik şeyler yapalım diyorum. Şu anda YouTube'da ekonomik içerik üretimi Döviz faiz borsa üçgenine sıkıştı. Bunu da anlıyorum tabi insanları kendi paralarını kurtarmak istiyorlar ama Artık biraz bilgi dağarcığımızı genişletelim Beynimizde turizm yapalım ufuk turuna çıkalım İlk durağımız Asya Bu sefer size Tayland ekonomisinin hikayesini anlatacağım Tayland'da bir zamanlar Asya kaplanları arasındaydı. Sonra bir durağanlık dönemine, Osmanlı'nın durgunluk dönemi geçti ve bundan bir türlü çıkamıyor. Şimdi birçok uzmana göre kayıp on yılın eşiğinde. Niye bunu yapıyorum diye sorarsanız, Türkiye için bir kalkınma hikayesi yok. Ve biz ekonomide deney yapma şansına sahip değiliz. İşte astrofizikte deney yapıyorsunuz, kimyada deney yapıyorsunuz. Biz sadece başka ülkelerin deneyimlerinden yararlanarak kendi hikayemizi yazabiliriz ve bunun başarılı olma şansını ölçebiliriz. Bizi ilgilendiren hikayeler de büyük ölçüde Asya'dan çıkıyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana büyüme mucizesi yaratan ülkelere baktığınızda Japonya, Güney Kore, Tayvan, Malezya, çok ufak bir ülkede olsa Singapur bir ara Tayland yok ki bu. Bunun nedenlerini araştıracağız. Çin ve şimdi Hindistan. Dikkat ederseniz e, Latin Amerika'da yok. Yani hızlı bir genel hikaye var ama kimse Latin Amerika'nın hikayesinden esinlenmeye çalışmıyor. Avrupa'da Avrupa Birliği'nin pek ileride olumlu katkılarına rağmen Orta Avrupa işçisi Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan bir noktaya kadar geldiler. Kalkınıyorlar. Daha gelişmişlikler. Bunda bunlar. Hiç kimsenin şüphesi yok. Ama onlar da Avrupa'nın düşük büyüme kaderine yakalanmış gibi gözüküyor. Orta Doğu'ya Afrika'ya baktığınızda çok fazla başarı hikayesi göremiyorsunuz. Ya da kısa kısa bazı ülkeler parlıyorlar. Bazı ülkeler yeniden eski günlerine geri dönüyorlar. Türkiye'nin hikayesine baktığımızda da özel döneminde çok hızlı bir kalkınma var. İşte ilk defa olarak sanayi ürünleri ihracatı yapmaya başlıyoruz. Sonra bir 10 yıl kadar 2001 krizine kadar bocalıyor. Sonra AKP'nin ilk döneminde kimilerine göre büyük finansal kriz 2007-2008. Kimilerine göre işte Bernanke'nin gerçek para politikasından çıkış sinyalini verdiği ve gezi gösterilerinin olduğu yıla göre. Kimine göre 2016 büyük elim darbe teşebbüsüne kadar. Türkiye'nin de çok başarılı bir kalkınma hikayesi var ama o zamandan beri yerimizde sayıyoruz. Sanırım bu konuda da pek çok kimse benimle tartışmaya girişmeyecek. Dolayısıyla başka ülkelerin başarılarını, başarısızlıklarını inceleyerek belki bizim hatalarımızın ne olduğunu ve nerelerde daha iyi performans göstermek istediğimizi görebiliriz. Tayland'ın kısa bir hikayesiyle başlayacağım. Niye büyümekte başarılı olduğunu, hızla sanayileştiğini ve ihracata dayalı büyüme modelinin mucizeler yarattığını anlatacağım. Sonra da durağının nedenlerini. Tabii ki her zaman ileriye yönelik sonuçlar çıkartmak isterim. Tayland şu anda içinde buldu bunalımdan çıkacak mı? Size peşin cevabı söyleyeyim. İmkansız değil ama çok zor. Ve en son olarak da birkaç kelimeyle benzer yönlerimiz ve Türkiye Tayland'tan neler önebilir konusuna değineceğim. Benden biraz da yaşlı olanlar Taylandlı eski adıyla Siam Kral ve Ben ben hatırladılar. Will Briner oynamışlar. Bayan Aktör'ün adını hatırlayamıyorum. Daha sonra da Ziya çevrildi. Benim jenerasyonum özellikle ekonomistler Tayland'ı 1997 yılında Asya krizinin fitilini ateşleyen ülke olarak tanırlar. 2000 yılı, 2000'li yıllarda e, Tayland sokak gösterildi. işte sarı ceketler sonra kırmızı ceketlerle dikkat çekti. Ama artık pek fazla insan Tayland'ı konuşmuyor. Türkiye'de maddi gücü, Veyahut hatta istekleri yurt dışı turizm yapabilecek kadar güçlü olanlar Tayland'ı çok iyi biliyorlar. Bangkok'a gitmişinizdir, Phuket Sound belki ee, ama doğal güzellikleri hakikaten insanın aklını cezbeden bir ülke. Tayland 2. Dünya Savaşı'nda Japonya safında savaşma hatasını işledi ve bunun bedeli çok ağır ödedi. Çok fakir bir ülke çünkü kimse ona savaş tazminatı ödetmedi ama senede 1,5 milyon ton e, pirinç ...ve vermek, ödemek, tazminat ödemek zorunda kaldım. Ve Tayland İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uzun süre sanayileşemedim. Ama o da Türkiye gibi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri geliştirme yolunda gitti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ciddi boyutta mali yardım aldı. Dünya Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şey yap diyorsanız çok basit. Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Kamboçya, Komünizme dönüyorlar ve Tayland bir sınır ülkesi oluyor. Bu hikayede benim neslinde olanlar NATO ve jandarması olan Türkiye'ye benzerlikler hemen keşfedeceklerdir. Tayland büyük ölçüde Amerikanın mali yardımını başarıyla kullanıyor ve ciddi ve hızla sanayileşmeye başlıyor. Ama beraberinde bazı sorunlar getiriyor. Dış borçlanma, kalkınmayı ateşlemek, kalkınmayı hızlandırmak için önemli bir yol ama doğru harcamalısınız. Bazı ülkeler doğru harcıyorlar. Tayland ihracatını arttırırken bir yandan da yine Türkiye'ye benzer bir şekilde üretim toplumu olmadan tüketim toplumu olmaya başlıyor. Ve hızla borç büyüktürüyor. Hem dış borç yani e, kamu borcu hem özel sektör borcu hızla artıyor. Ve işte 1997'de de e, ufak şoklardan dolayı e, ve ihracatın geçici olarak yavaşlamasından dolayı rezervler tükeniyor. ve aşırı değerli bir kuru savunmak zorunda kalan Tayland Merkez Bankası sonunda havlu atıyor. Tay bahtının ne yaptı? Tay bahtsızlığının <laughs> <laughs> başka nerede bulacaksınız? Hem bilgilendiriyoruz hem eğlendiriyoruz. Tay bahtsızlığının devalüasyonundan sonra da IMF'ye çağrılıyor. IMF'nin arkasından birkaç yıl bocalamasına rağmen Tayland kalkınmaya devam ediyor. Yavaş yavaş sanayinin yanına kentleşmenin de bir itici gücüyle hizmetleri de ekliyor. Turizm zaten muhteşem. Tarımda çoğu kendi kendilerine yeterliler. İşte pirinç ihracatının dünyanın en önde ülkelerinden biri. Özellikle elektronik sanayinde Tayland neredeyse yani hani en tepede o en yüksek mallarda değil ama orta fiyatlı mallarda dünya ticaretinde çok önemli bir rol ediniyor. 2000 yılların başına geldiğimizde Tayland'ın siyasi sorunlarının yeniden su yüzüne çıktığını ve büyümeyi ve kalkınmaya ciddi boyutta örselemeye başladığını görüyoruz. Tayland bir monarşi ama anayasal bir monarşi değil. Yani kral sembolik mi yoksa bazı yetkileri mi var açıkçası pek bilinmiyor. Ve yine Türkiye'ye benzer bir şekilde Tayland'ın silahlı kuvvetleri kendini demokrasinin bekçisi olarak görüyor ve gerektiği gördüğü, gerekli gördüğü yerlerde müdahale ediyor açıkçası silahlı kuvvetlerin beyninde bir rejim modeli var. Onun dışında hareket eden partilerin siyasi olarak varlık göstermesine müsaade edemiyorlar. Bu arada tüketim toplumu aynı zamanda kentli ve bilinçli bir orta sınıf büyüdüğü içinde insanlar daha fazla demokratik hakları istiyorlar. Bunun sonucunda işte 2004'te çalkantılar başlıyor ve sarı ceketlilerin şiddet içeren gösterilerini de hatırlarsanız ve Parlant 10 yıl askeri yönetim altında kalıyor açıkçası. 2007 2008 krizi çok kötü vuruyor Tayland'ı. Ee, i̇hracatı da bir büyüme modeli izlediğinizde küresel talep yavaşladığı anda da sizin de büyümeniz yavaşlar ve hatta krize girersiniz eğer yeterli tedbir almamışsanız. Ondan sonra da Çin, ondan sonra da Tayland artık aşama kaydedilmiyor. Bakın burada da Türkiye benzerlik var. Yani biz ihracatımız her yıl artıyor ve yeni verilere göre de en çok değişik ülke ihracat yapan ülkeyiz. Ama mesele şu, ihracat yaptığımız iş sayısını arttıramıyoruz. Yine payınatlı Türkiye arasındaki benzerlik, turizmde katma değeri arttıramıyoruz. Tarımda, tarıma dayalı sanayiye ve ondan sonra da Hollanda'nın becerdiği gibi yüksek katma değerli dünyada marka olan tarım ürünlerinin icracatına geçemiyoruz. Tabii pandemi de vuruyor Tayland'ı. Ve ondan sonra işler bir türlü düzelmiyor. En son verilere göre aslında Tayland hiç kötü durumda değil. Kişi başı 7500 dolar civarında bir milli gelir. Türkiye'nin 13 milyon resmi ölçüme göre. Merkez Bankası'nın 300 milyar dolardan fazla verileri var. Yıllık cari denge milli gelirin %7,5 kadar fazla veriyor. Enflasyon, şu anda deflasyon var. Bu sene de %3 büyüyecek. Böyle bir ülke niye durgunluk içinde? ya da başarısız olarak kabul ediliyor ve ciddi olarak insanlar yani uzmanlar kaygılanıyor diye sorduğunuzda yüksek katma değerli, yüksek verimlilik gibi bir toplum olmaya doğru aşama kaydedemiyorlar. Ve dikkat ederseniz hep aynı ürünleri ihraç ederseniz bir süre sonra sizinle birlikte başkalarının da aynı şeyi yaptığını, pazarın doyduğunu, ihraç ettiğiniz ürünlerde kar marjının hızla düştüğünü görürsün. İşte biz otomotiv sanayi, tekstil sanayi, makine kimyasal ürün, çil, demir çelik ihracatı hepsi büyük başarılar yanlış anlamayın. Ama buradan nereye gideceğimiz çözemiyoruz. Ve bir noktada da bizden daha ucuz üretenler gelip pazar payını elimizden alıyorlar. Peki kaç dakika oldum bakalım. Kusura bakmayın yaptığım işten çok keyif aldığım için bazen uzatıyorum ve uzun içerikleri ben de seyretmiyorum açıkçası. Bir kısa mola verip size biraz daha fazla para kazanma hayallerimden bahsedeyim. Arkadaşlar artık YouTube'da da basında da içerik büyük ölçüde abonelik karşılığı olacak. Çünkü reklam adayalı model çalışmıyor. Gelir üretemiyor. Yani zengin olmaktan vazgeçtik zaten. Bu branşta trafik küçüktür öyle. Çok büyük paralar kazanmanız imkan yok size daha kaliteli bir ürün sunmak için yeterli karşılığı da alamıyorum. Ben ve başkaları. Bu yüzden YouTube'un işte belli bir ücretle abone olduğunuz katıl modülüne katıldım. Aşağıda katıl tuşunu tuşlayarak basarak ve kredi kartınızdan ayrı 25 lira kadar bir harcama yaparak özel videolarını da seyredebilirsiniz. Başka bir hizmetlerde açıklayacağım. Eğer bütçeniz mümkünse katılın. Arkadaşlar son verilere baktığımızda Haylantın enflasyonu 2,5 civarında. Hatta ülkede deflasyon var ve ciddi bir deflasyon kaygısı e, ortaya çıkmış durumda. Büyüme yüzde üç civarında. Asya için çok düşük aslında. Bölgenin en yavaş büyüyen ülkelerinden biri işte Endonezya, hatta Malezya gelişmiş bir ülke sayılır. Filipinler daha hızlı büyüyecek bu sene. Ve çözüm üretemiyorlar. Daha doğrusu çözümü Türkiye gibi üretiyorlar. Siyasi elit, ülkeyi yönetenler sıkıntıları konjüktürel boyuta indiriyor. Yani daha hızlı büyüyecek Makroekonomik politikalar ihraç edelim, ihtiyaç edelim, faizleri düşürelim. İşte plasan mı var? Biraz daha tüketime destek verelim. Vatandaşın cebine para koyalım. Onların da Sayın Erdoğan gibi e, çok cazip e, planları var. İşte Dijital paralar yoluyla kişilere kendi çevrelerinde harcamak e, suretiyle bir yıllık 800 dolar civarında bir karşılıksız maddi destek hibe verecekler. Bunlar doğru mu yanlış mı tartışılır ama Tayland'ın sorunu bu değil. Tayland... Türkiye'nin de arzuladığı gibi yüksek katma değerli ve yüksek üretkenli bir toplum düzeyine bir türlü geçemiyor. Neden? Ve burada Türkiye ile olan ilişkileri bence söyleme gerek kalmadan keşfedeceksiniz. Bir siyasi elit reform yapmıyor. Bir anlamda orada da bir yandaş var. Kral, askerler ve şu andaki rejimden yarar gören iş çevreleri, ...bir araya gelerek reform çabalarını engelliyorlar. Tabii bu anlamda siyasi olarak atılımcı... ...yapısal reformlara gönül veren bir hükümetiniz olmadığı zaman... ...insanlar da o ülkede yatırım yapmak istemiyor. Nitekim Tayland'ın sabit sermaye yatırımları... ...bölü milli gelir oranının çok diğer Asya ülkelerine göre... ...çok düşük olduğunu görürsünüz. İkincisi Tayland'ın çok ciddi bir eğitim sorunu var. Yani bölgede eğitime en az yatırım yapan ülkelerden biri. Öyle ki payların, paylantıların işte birinin okuması yazması var göğe ama basit metinleri yani bir işte ilaç prospektüsünü de okuyup anlamaktan acizler. Şimdi arkadaşlar ülkeye teknoloji getirmek çok kolay değil. Ama mümkün. Biraz pahalı ama mümkün. Ama o teknolojiyi kullanıp üretim yapacak olan insan kalitesine sahip olmadığınızda bütün çabalarınız boşa gidiyor. Ve eğitim reformu konusunda da bir planları yok açıkçası. Buna bağlı olarak Tayland'ın çok ciddi iki sorunu var. Bunlardan birisi ülke hızla yaşlanıyor. 2030 sonunda aktif işgücünün dağılması bekleniyor. 2030 yılına geldiğimizde özür dilerim. Ve iklim değişikliğinden de çok kötü etkilenecek. Zaten Tayland'da su baskınlarının 2'nin %65'inin sular altında kaldığını, o akıl almaz felaket hatırlarsanız o da 2008-2009 yıllarında etkili galiba. ...bütün bunların yanında da... ...tüketim toplumu... ...yani insanlar... Bir şekilde 7 bin dolarlık... ...gelirleriyle yaşamak yerine... borçlanıp daha fazlasını... Yani ...elde etmek istiyorlar... ...ve özel sektörün... ...yani tüketicinin, hane halkının... ...borcu da çok hızlı artıyor... ...bu da tabii ülkeyi... faiz ve devalüasyon şoklarına karşı... ...çok kırılgan kılıyor... ...Hailand'ı şu anda... Bu yoldan çıkıp Asya'da bu videonun titrinde olduğu gibi başında olduğu gibi Süper Lig'e çıkması çok zor. En temel sebebi de toplum ve siyasi elit reform konusunda uzlaşamıyor. Toplumun gelişme ve daha güzel yaşama hayali ihtirası var. Siyasi elit e, bunu yapmak için bir takım acılar çekilmesine. Çünkü reformlar her zaman acıldır. İnsanların canı yanar. Başka türlü değişimi sağlayamazsınız. Obes kişiler için kilo verip sağlıklı olmak bir reformdur ama... ...kişisel maliyetin ne kadar ağır olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ya da içkiyi bırakmak veyahut da işte ne bileyim... ...cank gıda yemeyi bırakmak, sigarayı bırakmak. Tüm bunları kişisel reformlar olarak görebiliriz ama... İnsan olarak maliyetimize çok ağır geldiği için çoğumuz başaramıyor. Tayland'ın da sorunları bu açıkçası. Türkiye ile Türkiye'nin örnebilir öğrenebilir? geçmişinden bir benzerlikler gördüğünüz gibi vesayet rejimi ya da demokrasi dışı aktörlerin sürekli olarak rejimden müdahale ederim kısa vadeli bazı sorunları çözüp istikrar sağlasa da o ülkenin kalkınmasına ciddi boyutta darbe vuruyor. Bizde de eksikleri ne olursa olsun AKP'yi ve hatta Erdoğan'ı beğeniriz beğenmeyiz. demokrasiden başka sandık yoluyla gelip gitmekten başka bir çare olmadığını görmemiz lazım. İkincisi Türkiye'de şu anda bir istikrar programı uyguluyor. Ve bence bunda başarılı olacak. Biraz acılı olacak, zaman alacak ama enflasyonu işte tek haneye ya da düşük çift haneye düşüreceğiz ve düz kız kaygılarından kurtulacağız. Ama bu bir nihai hedef değil. Bu bir ara hedef. Bir nefeslenme durağı. Bundan sonra ne yapacağız? Sorusuna biz de Tayland gibi bir cevap bulamıyoruz. Aslında cevaplar da basit yapısal reformlar. Ekonominin arz cephesinde kan damarlarını açacak. Aynı sayıda istihdam ve aynı sayıda aynı miktarda fiziksel sermaye ile daha fazla üretim yapabilecek bir yapıya geçmek. Bunun için de iki temel unsur var. Üretim, işte insan ve makinenin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Daha fazla, daha kaliteli üretim yapmak istiyorsanız bir insan kalitenizi geliştireceksiniz. Onu da Türkiye'de, Tayland gibi hemen hemen hiçbir çaba harcamıyor. Daha doğrusu harcanan çabaların becerili bireyler yetiştirme konusunda çok yetersiz kaldığını görüyoruz. Yani şekilde Türkiye'de yeteri kadar sabit sermaye yatırımı yapmıyor. Aksine Türk iş insanlarının ya siyasal belirsizlikten ya kurallar ve vergiden veyahut da yüksek girdi maliyetlerinden bezerek işte Mısır'a, Orta Asya'ya, Bulgaristan'a ve Romanya'ya kaçtığını oralarda üretime başladığını görüyoruz. Siyasetin bir size verebileceği bir vizyon yok. Yani ben tamam Türkiye fabrika kurayım, ya kendi sermaye kullanayım, ya dışarıdan ortak bulayım. Ya ama 5 yıl sonra vergi rejimi ne olacak? İşte enerji ve alkolü içecekler, sigara ve tütün. Bunlarda bankacılık ve yatırım yapanların hemen hepsi halk hırsına uğradı. Burada da Tayland'la benzerliğimizi görüyoruz. İklim değişikliği Türkiye için de çok ciddi bir sorun. Türkiye'de göllerin üçte bir kurudu. Bu sene zaten söylemeye gerek yok. Yani yakında hepimiz havuzda denize koşacağız kardeşim. Yakında tatil yapmak için güneye inmek yerine kuzeye çıkacağız yani. Özetle Tayland'ın durumu bayağı umutsuz. Ve kayıp 10 yıl gerçekten Tayland'ın kaderi olabilir. Türkiye için durum böyle mi? Bu kadar kötümser almak istemiyorum. Bizde de ilk önce Mehmet Şimşek'in ekonomi programının başarılı olup ...ekonominin acil sıkıntılarının halledilmesi lazım. Mehmet Şimşek daha sonrası şu yapısal reform sözü veriyor. Konuda siyasetin diğer aktörleri ikna edildi mi? Toplum destek verebilecek mi? Topluma yapısal reformların gerekli olduğu... ...bir miktar acıya e, katlanmak gerektiğini ispat edecek mi? Bunları önümüzdeki iki yıl içinde göreceğiz. Bu süre zarfında da ben dünyanın kayda değer gördüğüm, Türkiye ile benzerlik içerdiğini düşündüğüm ülkelerini ziyaret edip size yer yer bilgilerini sunacağım. Yani işte Mısır, Pakistan, Bangladeş üstü aklımda var. Hindistan konusunda kesin bir video çekmeyi planlıyorum. Belki Güney Afrika Cumhuriyeti niye başarısız oldu? konularına cevap arayacağım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir kez daha katıl programıma katılmanızı dilerim. Ama her şeyden önemlisi lütfen huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirin. Bırakın döviz faiz kaygılarını bir yana. Tatilin keyfini çıkartıp enerji depolayın. Çünkü Türkiye'de her gün bir öncekinden daha zor olacak. Mutlu günler. <laughs>